Burada Azerbaycan'ın yapmış olduğu bu güçlü dikkat çekme ve bağlantısızlar hareketinin Azerbaycan'da gerçekleştirmiş olduğu bu konferansın yanı sıra bir de dekolonizasyon süreci aslında öne çıkıyor. Burada dekolonizasyon dediğimiz şeye öncelikle dikkat ettiğimizde bir de bunun kolonileştirme sürecine aslında bakmamız gerekiyor. Nasıl bu duruma girindi? Dekolonizasyon olması için bir sömürgeleştirme durumunun olması gerekiyor. Dolayısıyla burada karşımıza özellikle belli bir takım Avrupalı güçlerin çıkması söz konusu oluyor. İngiltere gibi, Fransa gibi, İspanya gibi, Portekiz gibi. Dolayısıyla bu eski sömürgeci güçlerin kolonileştirilmesi, yani kolonileştirmesi sonucu çeşitli bölgeleri, Asya'yı, Afrika'yı, Okyanusya'yı veya Amerika'yı dört kıtada kolonileştirilmesi söz konusu olmuştu çeşitli toprakların. Ve bunun üzerine de günümüzde bu tarz dekolonizasyon süreçlerinin aslında kendisini göstermesi söz konusu oluyor ve bu noktada kadınların da çok daha fazla sistem içerisinde yer edinmesi karşımıza çıkıyor. Cezayir'de, Tunus'ta veya Fas'ta baktığımız zaman bir Cezayir vatandaşı veya daha geçmişe, bağımsızlık öncesi sürece baktığımızda bu dönemlerde Cezayirli olan, o bölgenin insanlarından olan kadınların çalıştığı işler ve Fransız kişilerin çalıştığı işler, Fransız kadınların çalıştığı işlerde ciddi bir ayrımcılık söz konusuydu. Ve bu ayrımcılık bireysel özgürlükleri, adaleti, eşitliği, yani bunlar aslında aynı zamanda Fransız liberalizminin veya demokrasinin tırnak içerisinde söylüyorum, vazgeçilmez unsurları ve değerleri, ama kendi değerlerini Fransa ne kadar uyguladı ya da ne kadar uygulamak istedi? Orada ciddi anlamda katliamlar, soykırımlar gerçekleştirildi. Kadınlara yönelik de bunların hepsi gerçekleşti. Tabi burada katliam, soykırım her ülkede olmasa da özellikle Cezayir'de 1 milyona yakın insan öldürdü Fransa. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bununla beraber kadınların çalışma hayatında özellikle ciddi bir şekilde eşitsiz muamele görmesi söz konusu oldu. Çok ağır, kadınların fiziken gücünü aşacak işlerde kadınların çalıştırılması söz konusu oldu veya ekonomik anlamda bir adaletsiz durumlar ortaya çıkarılmıştı tarihte.